Yine Suzuki'den açılış yaptık. Bu sefer ne yaptık arkadaşlar? 2021 yani en son model Suzuki Hayabusa. Hayabusa, Hayabusa diyor. Bu sefer kara şimşek. Hayabusa'nın kara şimşeği. Ne yapıyoruz? Bakım yapacağız. Yağdan analizini yapacağız. 5000 kilometre bakım arkadaşlar. Yani 5-6 binde bir bakım yapılıyor ya. 1000 bakımından sonraki rodaj bakımını düşünün. İkinci bakımı ya. İkinci yağ değişimi. Şimdi ikinci yağ değişiminde motorlar birinci rodaj bakımından sonra biraz daha arasık kullanıldığı için ikinci yağ değişiminde acaba Hayabusa'mızın yağı nasıl çıkacak? Onu hep beraber göreceğiz. Yeni model Hayabusa arkadaşlar. Bir önceki videomda bir önceki modeldi. Bu en son modeli arkadaşlar. Alt cam granajı yani alt sakal dediğimiz şunu alıyoruz. Ben daha önce kolaylık olsun diye gevşettim. Şu şekilde bu granajımızı alıyoruz arkadaşlar. Bunun da iki vidası vesairesi var. Şimdi öncelikle arkadaşlar yağ değişimini yapmadan önce yağ koymuş olduğumuz şu kafayı açıyoruz hava alması için. Motorumuzu yarım saat dinlendirdik arkadaşlar. Çok aşırı sıcak olmaması gerekiyor. Çünkü yağın kartele çökmesi lazım. Kartel kısmının şurası. Şimdi 17 ile sökülüyor. Şurada kapamız var. Bu kapanın da şöyle bir pulu var arkadaşlar. Yeni kapa pulu takacağız. Bu da önemli. Bir seferlik kullanalım. Şöyle açıyoruz. Şimdi yağdan analize bakacağız her zaman olduğu gibi. Bakalım bu Hayabusa'mızın yağı nasıl çıkacak. Şöyle 1, 2, 3 dedik. Bekleyelim. Evet. Bakıyoruz yağımızın akışına. Şimdi bunun yağ akışkanlığı nasıl? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şelale yapıyorum. Debriyaj nasıl çalışmış? 7100 kullanılmış arkadaşlar. 7100, 6000 kilometre sonra ne hale geliyor ona bakıyoruz. Şöyle bakarsak arkadaşlar cam yaymasına sağlıkçılar bilir. Gayet başarılı. Bak şöyle baktığımız zaman pırıl pırıl arkadaşlar. Motor fazla üzülmemiş. Fazla yıpranmamış. Yani bunu üzsen de üzemez, bu seni üzer arkadaşlar. Alır yere atıverir yani. Çok arasık bir makinadır. Yani bunlar böyle çocuk oyuncağı gibi değil. Gaza asıldın mıydı? Sen onu üzemezsin, o seni üzer yani. Onun için burada önemli olan şudur arkadaşlar. Şimdi eskisini bir tarafa bırakıyoruz. İçindeki yağ eğer çamurlaşmış, aşırı kararmış veya herhangi bir balata, debriyaj tozu falan varsa çalışan motor aksamında yani alt motorda bir sıkıntı var demektir. Biz bunu niye yapıyoruz? Yıllarca bunu biz biliyorduk. Fakat motor sayısı çoğaldı. İnsanlar motor alıyor, satıyor, ekspertiz yaptırıyor. Motor ne durumda bilemiyor. Çok sıkıntı yaşayan takipçilerim oldu ve çevremde de görüyorum. Alıyorlar bu tarz motorları. İki gün sonra tamirciye gidiyorlar. Bir ay oradan çıkamıyorlar. Bir ay öbür taraftan parça arıyorlar. Yatan hasta. Sezon kapanıyor. Motora binemiyorlar. Onun için motor almadan önce arkadaşlar ekspertizden kaçmıyoruz. Bir. Yani 3 kuruş 5 kuruş ekspertiz verelim. Yani 500 lira 300 lira motor alıyoruz. 200-300 lira para veremiyoruz. 500 lira para veremiyoruz. Bunlara dikkat edelim. Yani 300-500 bin liramız yanasıya kadar 200-300 liramız yansın. Birinci maddemiz bu. İkincisi motor alırken gerekirse arkadaşlar yağ masrafını karşılayın. Anlaşın kendi aranızda. Yağsını da bir değiştirin yani gittiğiniz yerde. Niye değiştirin? Kesin alacaksan zaten bir motor veya arabayı al, yağını dün değiştirdim dese inanmayın bugün tekrar siz değiştirin. Yağ her şeyin canı ciğeri arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar motorumuz iyi çalışmış. 6000 kilometre yağın değişimi gelmiş. Fakat şöyle bir durum var. Yani en ufak bir sıkıntı olmadığı görünüyor. Şöyle baktığımızda gayet normal. Şimdi biz buna ne kullanacağız arkadaşlar? Suzuki'nin kendi yağını kullanacağız. R9000 1040 full sentetik arkadaşlar. S-Star diye Suzuki'nin kendi yağı. MA özellikli. Bu yağı kullanacağız arkadaşlar. Çünkü Suzuki artık kendi motorlarına bunları tavsiye ediyor arkadaşlar. Daha önce motor 7100 kullanmış. O da güzel, başarılı bir yağ. Yani buradaki sıkıntımız yağ ile alakalı değil. Her motorun bir yağ seçme özelliği vardır. Suzuki de yıllarca yağ seçer arkadaşlar. Her yağı kabul etmez. Yani ben de çok eski 90'lı yıllardan beri 4 zamanlı Suzuki'lerim vardı, kullanıyordum. Yani farklı bir yağ kullandığın zaman hemen yağı eksiltiverir. Böyle bir hastalığı var. Onun için devamlı hangi yağı kullanıyorsak onu kullanacağız. Bu motorlar çok seri, çok arasık olduğu için tam sentetik. Yani full sentetik kullanılıyor. Artı
kesinlikle bu tarz motorlara yan sanayi yağ filtresi kullanmayalım arkadaşlar. Niye kullanmayalım? Suzuki'nin kendi yağ filtresini kullanalım. Japonya'da neyse Türkiye'de şu an serviste taktığımız filtre de bu arkadaşlar. Bunu takıyoruz. Bu filtremizi de kullanmadan önce şimdiden hazırlayıp bunu da görelim. Şu şekilde açtık jelatinini. Bunun içine 100-150 ml bir miktar yağ koyuyoruz. Bunu da 1-2 dakika bekletiyoruz. Düzgün bir dolaşım olması için şu şekilde göstereyim. Şöyle doldurduk. Şu şekilde. Bunun şöyle az bir bulaşığında o-ring'e sürüyoruz arkadaşlar. O-ring'i kuru taktığımız zaman ne yapar? Kendini eskitir arkadaşlar. Şöyle ağzını kapatıyoruz. Artık arkadaşlar bunun orijinal tapa pulu ezilir şu şekilde. İlk takmada şöyledir. Böyledir. Sıkarken ezilir. Bunun da yönü vardır arkadaşlar. Bak bir tarafı alüminyum alaşımlıdır. Bir tarafı çelik alaşımlıdır. Çelik alaşımlı yer aşağıya gelir. Alüminyum alaşımlı yer bloğa gelecek şekilde gelir. Çok aşırı ısıya maruz kalıyor. Yaklaşık 3 litre 400 mililitre yağ alır arkadaşlar. 3100-3200'dür yağ seviyesi. Fakat filtre değiştiği zaman 3,5 litreye yakın bir yağ alır. Biz 4 litre çıkış yapıyoruz. 3200'den sonrasını motor çalıştırdıktan sonra tamamlayarak seviyesini ayarlayacağız. Bloklarında bir önceki modelde 3100 yazar. Bunda 3200 yani 100 mililitre fazladır bunun kapasitesi. Bir önceki modelde de 3100 yazar. Göstermiştim bir öncekinde görmüştünüz. 3200 yazar fakat bunda şu filtrenin aldığı yağ hesaba katılmaz arkadaşlar. Bak filtreye koyduğumuz yağ bak 5 dakika bekledi yok oldu. Şimdi bir o kadar daha koysam onu da emer. Ufacık filtre bazen 300 mililitre yağ alıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Buraya yağı önceden koymamızın nedeni bir önceki videolarımda açıklamıştım. Marşa bastığımız zaman alt karteldeki yağ bir anda yağ müşürüne hemen gelemiyor arkadaşlar. Yağ müşürüne gelme süresi 10 saniyedir. 8 ile 10 saniye arası. O 10 saniye içerisinde yukarıdaki motorun çalışan aksamları kendi yağın bulaşığıyla çalışır. Yani buradan bir sorunuza daha cevap vereyim. Takipçilerim söylemişti. Yağ değişiminden önce içine mukoil, şukoil bir şeyler katıyorlar böyle hani içini temizlesin diye. İşte burada da onun zararlarını size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yağı boşalttık. İçine o malzemeyi koyduk. Tekrar boşalttık veya onunla beraber tamamen temizledik. Yukarı kupkuru kaldı. Yani metaller şu şekilde kaldı. Şöyle diyeyim. Şöyle bulaşık kaldı ya. Bu bulaşığı sildik arkadaşlar. Şöyle sildik. Ne oldu parçalar? Yağsız kaldı. 8 saniye içerisinde sürtündü, yağsız sürtündü arkadaşlar. Yani böyle bir işgüzarlık lütfen yapmayın arkadaşlar. Ticari rant elde etmek için sizleri kandırıyorlar. Bunlar bu oyunlara gelmeyelim. Motorlarımıza yazık etmeyelim. Bu neymiş yani? Yok mu koyul, yok şu koyul, yok çarp, yok cuk yani. Yani beni bazen kızdırıyorlar böyle. Yani artık anlayın ne demek istediğimi. Yani yağ değiştiriyorsun. Zaten içinde yağın, bak şu bulaşık, bak yağ kirli mesela. Yağı aldık. Aldıktan sonraki yağın durumuna bakalım. Yağa bak kırıl kırıl. Şu motorun üstünde kalsa ne olur, kalmasa ne olur. Zaten yağı yağıyla çalıştırıyorsun. Bu kalacak ki tekrar yağ koyduğunda yukarısı şakır şukur kuru çalışmasın. Bu yağ onu koruyacak. İlla işgüzarlık yapacaksın arkadaşlar. Ya ben işgüzarlık yapmak istiyorum. Param var kardeşim dedi. Tapayı kapat. Olmadı. Filtreyle yenisini tak. Tekrar bir aynı şekilde yağ sistemi kur. Bu yağları koyalım. Yarım saat çalıştıralım arkadaşlar motoru. Onu atalım komple. Telef edelim. Ondan sonra tekrar bakım yapalım. İşgüzarlık böyle yapılır. Alasını yapın yani. Langur lungur işgüzarlık yapmayın. Böyle de bir durum var. Biraz komik mi oldu? Ama gerçek olan. Evet arkadaşlar, kısa bir ara veriyoruz. Şimdi yağ filtremizi değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, Suzuki Hayabusa yağ değişimi yaptık. Yani yağlarını indirdik. Şu an yağ tahliye tapası ve yağ filtresini takacağız. Tahliye tapasında şöyle bir tapa pulumuz var. Eski pulumuz şu hali alıyor arkadaşlar. Çıkardım. Yeni pul şu şekilde. Bunu 23 Newton sıkıyoruz arkadaşlar. Şu eski pulumuz, ezgin pul. Bunu çıkardık, yenisini takacağız. Yeni pulda da yön var arkadaşlar. Şurası çelik kısım, şura alüminyum alaşımlı kısım. Şu şekilde koyuyoruz. Bura ezilerek kendine yer yapıyor arkadaşlar. Sıktıkça kendini ezecek. Şimdi burada
O eski çıkan pulumuz o şekilde çıkıyor. Yeni pulu da orijinal pulu arkadaşlar. Suzuki'nin bu şekilde tapa pulu. Bu eziliyor, kendini bu şekilde aldırıyor. Ha bunu bir iki bakım değiştirmeyenler falan da var ama eğer düzgün bir bakım yapayım dersek arkadaşlar bu tapa pulu da değişecek. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bunun top değerlerini soranlar vardı. 23 arkadaşlar. 23. Tapanınki 23. Şu tapamızın 17 ile sıkılıyor. 23 Newton. 23 Newton sıkıyoruz. Burayı 23'e ayarlıyoruz arkadaşlar. Tork anahtarımızı 23 sıkacağız. Yağ filtremizde 20. 23, 20. Şimdi önce elimizle boşluğunu alacağız. Yalnız şöyle de bir durum var arkadaşlar. Durdukça habire yağ geliyor. Yani böyle de bir durum var. Biraz daha yağımız aksın. Hemen pulunu takacağız. Aç. Öncelikle şu yağı bir alalım. Evet, çıkan yağımızı şöyle yüzeysel üstten gördüğümüz zaman arkadaşlar görüyorsunuz 3,5 litreye yakın bir yağ çıktı. Şimdi arkadaşlar elimizde tutturmuştuk pulu. Şurada yeri şöyle sonuna kadar elimizle sıkıyoruz önce. En son tork anahtarlarımızla toplayacağız. Şimdi arkadaşlar şu tapa bu şekilde eziliyor ya. 23 Newton sıktığımız zaman kendine yer yapacak. Şöyle takıyoruz. Bak şöyle bir ezilme şeklini alttan joystick'le görebilir miyiz? Arkadaşlar merak ediyor, görsünler. Pul nasıl eziliyor? Evet. Daha sıkmaya geçmedik. Şu an pulu ezdi. Pulu tapa pulu haline getirecek. Evet. Sıkıyor. Evet bak. Şu hareket arkadaşlar bak. Yani bu nedir arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman net bilgi veriyorum. 23. 23'e sıktık. Bundan daha fazla asıldığımız zaman ne olur? Şu pulun belli bir sıkma mesafesi var. Bunu biraz daha fazla sıkmış olursun. Ondan sonrasında da alüminyum bloktaki dişleri söker gelir arkadaşlar. Onun için bunun tork aralığı 23. Şimdi aynı şekilde filtremize videonun başında görmüş. Evet arkadaşlar anahtarımız egzoz sistemine takıldığı için takamadık. Yani torksuz yapacağız bu işi. Tork olmadığı için de filtremizin conta kısmı bloğa değdikten sonra iki tur çeviriyoruz. Üzerine de çentik atacağız. Sonra iki tur çevireceğiz. Olay bu. Şimdi şu filtremiz, filtreyi elle sıkıyoruz. Bu contamız yüzeye tam oturduğu yerde bırakıyoruz. Filtre anahtarını yerine takacağız. Filtre anahtarına bir boyalı asetat kalemle işaret vuruyoruz. Saat yönünün istikametine iki tur çeviriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu normalde 20 Newton sıkılacak ama tork anahtarı egzoz manifoldlarına denk geliyor. Sıkılmıyor. Onun için zaten Fakulok'ta da aynı şeyi belirtmiş. Bak yeri şu şekilde. Yani şu hareketi yapıyoruz. Yağ filtresi için geçerli arkadaşlar bu. Tapa için geçerli değil. Yağ filtresi. Bak şu şekilde sıktık. Tamamen. Şöyle. Evet, conta oturdu. Conta oturdu. Şimdi şu anahtarımız oturdu. Şimdi bu anahtarımıza şöyle bir işaret vuruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Dur. Çentik de atabiliriz. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Şuraya işaret vurdum, şu kısma. Şimdi bu anahtarımıza işaret vurduk. Saat istikametine arkadaşlar, saat yönü. Yani normalde şu şekilde sıkıyoruz. Turunu tamamlattıracağız.
Yani bir nevi el torku gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu da 20'ye tekamül edecek şekilde ayarlanacak. Çünkü burada tork anahtarı çalışmıyor. Şu an birinci turu tamamladı arkadaşlar. Bak, birinci tur tamamlandı. İkinci tura geçiyoruz. Tekrar sıkıyoruz. Çünkü yağ filtreler çok aşırı sıkılmaz arkadaşlar. İkinci turda şu an tamamlamak üzereyiz. Geldi. Evet geldi. Zorluyor bak. Tekrar geldi. Evet. İkinci turu tamamladık arkadaşlar. Şimdi buradaki mevzu neydi arkadaşlar? Şimdi lastik oturdu. Şu kısma geldiğini düşün. Saat istikametinde bir tur. İkinci turu tamamlamış oluyoruz yani. Bak şurada işaretimiz vardı zaten şu şekilde. Yani siz de bunu herhangi bir işaret veya filtrenin üstüne de işaret kurabilirsiniz. İki tur çevirmek için ola ki bunu mesela kayışlı falan aparatla sökenler var. Şu an filtremiz de tamam arkadaşlar. Bunu hani tork anahtarıyla niye sökemedik? Niye torklayamadık? Şimdi bu 15 Newton, 20 Newton ayarladık. Tork anahtarı buraya girmiyor arkadaşlar. Mafsal kullansan mafsal da girmiyor. Burada egzoz çıkışları. Yani bunu tam böyle tam bundan yapayım dersen egzozları falan sökmen lazım. O da gereksiz bir şey zorluk olur arkadaşlar. Zaten yağ filtreleri şuradaki orifterinin görevi arkadaşlar belli bir sıkmadan sonra yağı sızdırmaması için çok sağlam oringi vardı. Bunlara hafif yağ sürüyoruz zaten yüzeysel yağ kaçırmaması için. Motorumuzun periyodik bakımı tamamlandı arkadaşlar. Yağ filtresi yani kapalar takıldı, yağ filtresi takıldı, alt tarafa takıldı. Şimdi yağını koyacağız. Yağı da arkadaşlar ne koyuyorduk? R9000 Estel 10-40 tam sentetik yağ kullanıyoruz. Bunlar da tam sentetik kullanıyoruz. Şu an yağını koyalım hep beraber. Yağını kullanıyoruz. Tam sentetik. Burada en önemlisi arkadaşlar yağ tapaları. Yani tapa pulu. Bunlara dikkat edeceğiz. Yağ filtremizin orijinal olmasına dikkat edeceğiz. Kullandığımız yağın tam sentetik olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu motorlar tam sentetik yağ kullanmış. Koyduk. Şöyle 2 litre. Panzer balı gibi mübarek. Şimdi üçüncü litremiz. Şimdi bu 3 litreden sonrasına dikkat ediyoruz. Bu 4. litremiz arkadaşlar. 4. litreyi korken 3,5 litre olacak ya. Onun için bunun içinden şuna geri aktarma yapacağız. Ola ki fazla koymamak için 400 gram buna koyuyoruz arkadaşlar. 400 mililitre. Çünkü bir anda bundan yarım litre fazla korsak sıkıntı olur. Şurası tam 400 arkadaşlar.
Şu üstü 500, 100 eksik 400. Şimdi burada 3200 yazar. Fakat filtre de değiştiği için 3400 kullanıyoruz. Şu an 3 litre 400 gram yağ koyuyoruz ve camda nereye geldiğine bakacağız. Bir de çalıştıktan sonra kontrol edeceğiz. Artı bir de yağın kaç saniyede yukarıya çıktığını ekranda göreceğiz arkadaşlar. Şu an tam 3400 koydu. Evet. Yağ aslı bitti arkadaşlar. Buradan 600 mililitre yağımız arttı. Bu yağı arkadaşa veriyoruz. Bir dahaki bakımda 3 litre çıkış yapacağız. Şimdi yağ haznemizin kapağını kapatalım. Camda yağ nerelere geliyor? Hiç çalışmayan bir motorda. Ona bakalım. Evet arkadaşlar. F'nin üstünde. Şimdi çalıştığı zaman normale biner yani. Şimdi burada bunu niye gösterdim? Yan sehpada olduğu için motor. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Kaç saniyede yağ yukarı çıkacak onu görelim. Gelelim ekrana. Açtık kontağımızı. Bekliyoruz. Selamladı. Servis anahtarı işareti de yandı. O da söndü şu an için. Şimdi şuradaki TC'nin altındaki yağ lambasına dikkatimizi çekelim. Şuraya. Kaç saniye sonra sönecek? Ona bakalım arkadaşlar. Basıyorum. Bir önceki modelde 10 saniyede sönmüştü. Yani bunda biraz daha hızlandırmışlar gibi ama yani yine de minimum 5 saniye sonra sönüyor aslında. Şu an yağı aldı, yukarıya veriyor, filtreler doluyor, her yer doluyor. Ekranı görelim. Arkadaşlar Suzuki Herter Plaza Ankara'da Suzuki Herter Otomotiv Suzuki Vespa Piaggio yetkili servisi bütün Suzuki kullananları bekliyoruz arkadaşlar. Hazır kuman çıkıyor. O da bir dökülen yağlar. Onu biliyorlar. Merhaba arkadaşlar, Ruhus'ta kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Ruhus'ta bizi de akademi gibi burada motorlara yetiştiriyor. Sağ olsun öğretiyor. Şimdi eğitim şart ilkemiz. Gördüğünüz gibi gene bir Hayabusa'mız var. 2021 model, 6000 kilometre bakımına geldi. Gördüğünüz gibi bakım uyarı lambamız yanıyor. 6000 kilometrede bir veya senede bir artık yeni motorlarda bakım lambamız var. Şimdi bunu söndüreceğiz, ayarlayacağız, ayarlarını yapacağız. Bunun için özel aparatımız olan bu şönkleme cihazımızı motorumuzun EPC beynine öncelikle takıyoruz. Burada o beynimizin yeri, soketi. Daha sonra burada on ve off. Şurayı gösterebilirsen anlayacağım. On ve off var. Bunu ona getirdiğimizde servis menüsü açılmış oluyor. Eğer bunu
bu cihazımız olmazsa servis menümüzde servis sıfırlamasını yapamıyoruz. Şimdi bunu ona getirdik. Buradan menümüze giriyoruz. Orada kilometre çıktı. Evet. Menüden de ayarlardan. Şimdi servis moduna girdik. Reset'e basıyoruz. Yes. Bastık. Aynen. Bir dahaki. Tarih olarak zaten bakın bir yıl hemen otomatik kendi sattı. 2023. 5. ayın 24'ü 2023'e evet. Kadar muayenen tamam. Çoğu Türk gibi ayı. Ya bir sene ya 12.000'de. Aynen. Öyle. Yani 12.000'de şimdi bunu 6.000'e ayarlayacağız. Tabii bu yurt dışın makine buna kendine göre ayarlıyor ama bizde bakım periyotları Türkiye'de hava şartlarından dolayı şeyden dolayı 6.000 olduğu için buradan şeyi tekrar 6.000'e getiriyoruz bakım. Daha sonra set'e basarak kurmuş oluyoruz. Buradan tekrar şu an kuruldu. Çıkmış oluyoruz. Evet. Evet bakın burada da gördüğünüz anahtar resmi gitti. Tekrar kayboldu. Şimdi burada bir de şunu diyeyim ben arkadaşlar. Bazen görüyorum bunu basit bir şey zannedip yerine ataç kullananlar var. Kısa devre yaptırıp beyin yatanlar falan var. Bana telefonlar geliyor abi ayağımıza beyni var falan diye. Sakın böyle bir şey de yapmayın. Baktınız böyle bir şeyiniz yok. Aparatınız. Hiç bu işe girişmeyin. O şekilde bilin. Daha avantajlı. Motorunuzun ED, CD üniteleri yanar. O da çok biliyorsunuz yani şu an rakamlar yüksek. Yurt dışı tedarikli ürünler. Yani basit gibi görünebilir. Mesela şimdi bazı iş güzel arkadaşlar oluyor. Ya diyorum ben ne yaparım? Buraya sigorta da, tel da, ya şunda, ya bunda. Keşke kulak hakinin başında değilin yanında kadar değil. Bir bakmışsın duman. Hani bunu da ben hatırlatayım diye söyledim. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Her tarafı olarak hepinize seyirler. Thank you.